Yolun başındayken programından herkese merhaba. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ailelerin gözü aydın, darısı üniversite adaylarının başına diyelim. 2 gün sonra tercih günleri başlayacak 27 Temmuz'da. 5 Ağustos'a kadar devam ediyor bildiğiniz gibi tercih günleri. Bol şans diliyoruz. Biz de bu süreçte haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında yolun başındayken ekibi olarak efendim sizlerle buluşmaya gayret ediyoruz. Alanları, bölümleri, üniversiteleri yakından tanımaya çalışıyoruz. Şimdi programın ilk bölümünde tercihi sağlıktan yana olanlar kaçırmasınlar. Çünkü tıptan eczacılığa, diş hekimliğinden sağlık bilimleri fakültesine pek çok genç arkadaşımın gönlünü, aklını kaptırdığı alanlardan biri sağlık. Biz de sağlık eğitimini konuşacağız. İlerleyen dakikalarda Türkiye'nin en eski şehirlerinden birine uzanacağız. Acaba neresi? Baklava desem, fıstık desem, kebap desem aklınıza ilk gelen şehirlerden biri gastronomi şehri olarak biliniyor. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, kilimcilik gibi, bakır işlemeciliği gibi hala şehirde yaşatılmaya çalışılıyor. Şehirde 4 üniversite var. İkisi devlet, ikisi vakıf. Bilmece gibi konuşmaya devam ediyorum ama doğru cevabımız Gaziantep. Programın ilk ikinci bölümünde de Gaziantep'te üniversite hayatını konuşacağız. Buyurunuz, yolun başındayken başlıyor. Üniversitemi tercih etmeliyim, bölüm mü tercih etmeliyim? Bana göre bölüm tercih etmelisin. Seveceğiz matematiği, matematik hayatın içinde. Blockchain bizim işimiz. Bizim işimiz. Niye bizim işimiz? Çünkü biliyorsunuz aslında blockchain'in çıkışı siyaset bilimiyle çıktı. Roller coaster'a binen bir çocuğun orada hangi fizikler olduğunu bilmesi gerektiğini. Ya en kötü ihtimal yere düşen bir tebeşir alırken gayri ihtiyari bir ayağımızı neden geri doğru attığımızı, dengeyi sağlamak için yaptığımızı bunu. Gibi. Ben hiçbirini bilmiyorum. Demek ki hayatta fizikçi falan olmuyor. Yani. Bunu anlar ama değil mi? İçinde fizik kesinlikle aşkı olanlar anlar, şu söylediklerinizi anlar. Bizler biraz işte 60-70'lerin nesilleri belli bir hızlı devinim gördük dünyada. Hocam bizler derken onun için. Nasıl? Beni de koymadınız. Hayır, bizler diye tamamen masanın bu tarafını kastettim. Ben son anda karar verdim oyunculuk sınavına girmeye. Gidemedim de kursa falan. Hani herkes gidip bir kurslarda eğitim alıyormuş. Yine de şansımı deneyeyim geleyim. Siz her anlar zaman mısınız benim yeteneğimi? Evet, her zaman şansını denemek lazım o bağlamda. Çünkü kurslar dışında da insanın kendi özel potansiyelini kullanarak yaptığı birçok çalışma var. Hangi alanı seçiyorsa seçsin, kendisinin bu şekilde büyük veriyle hareket edebilecek bir yetkinliği kazanması konusunda kendisine destek olsun. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rümeyza Kazancıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi pek çok arkadaşımın gönlünde, aklında sağlıkla ilgili bölümler var. Çünkü çocukluk hayalidir. Yani ta o zamandan başlar. Sonra istihdama bakarlar. Dolayısıyla da sağlık her daim gözde olmayı sürdürüyor. Siz de ayağınızın tozuyla kampüsten geliyorsunuz. Nasıl ziyaretler üniversite adayları? Açıkçası geçen hafta pazartesi günü 7-5 gece ilan edilen sonuçlardan beri kampüste öğrencilerimizi, heyecanlı velileri, onların kardeşlerini veya bizim öğrencileri de ağırlamaya başladık. Bizim öğrencilerimiz heyecanlılar, yeni gelecek arkadaşlarını yaptıklarını anlatmak, üniversitenin nasıl olduğunu anlatmak gibi bir hevesleri var. Elbette bahsettiğiniz gibi sağlık alanına gönül vermiş arkadaşlarımızda ne farklılıklarımız var, neler sağlıyoruz, onları yerinde görmek istiyorlar. Daha önceki tecrübelerimiz de zaten bize onu gösterdi. Yerine gelen, yerinde gören arkadaşlarımız daha doğru tercih yapıyorlar. Evet. Ve biz de incelemeler, değerlendirmeler yapıyoruz. Görüyoruz ki gelmiş, tercihinin sağlık alanında olduğunu ifade edecek arkadaşlar zaten tercihlerini de hep o konularda yapmışlar. Dolayısıyla gayet keyifli gidiyor. Bir de zaten hani bazı alanlar işte tıp gibi, diş hekimliği gibi, eczacılık gibi tamam anlayabiliyor ama mesela sağlık bilimleri fakültesinin altında birbirinden ayırt edemeyeceği çokça programlar var. Yani mesela sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda aynı şekilde. Evet. Dolayısıyla da hani bilgi alması, mutlaka akademisyenine, öğrencisine sorması, sağlıklı karar vermesi için son derece önemli değil mi? Çok haklısınız. Sağlık Bilimleri Fakültesi dediğinizde tek bir bölümden bahsetmiyoruz. Bunun altında bu sene 5 bölümde öğrenci alıyoruz. Bunlar fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji, beslenme, diyetetik ve sağlık yönetimi olarak tanımlanıyor. Her birinin eğitim
programı farklı, çıktığında yapacağı alanlar farklı ama birbiriyle elbette ilişkili. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu dediğinizde de 14 farklı bölüm var. Tabii öğrencilerimizin kendi aileleri veya rehberlikçileri yol gösteriyor veya daha önceki mezunlar, arkadaşları onlara bilgi veriyor. Ancak şöyle bir şey de görüyoruz. Aklında bir bölümle geliyor, puanı yetiyor, yetmiyor. Diğer bölümlerin de yaptıklarını daha detaylı anlattığınızda, iş olanaklarından bahsettiğinizde fikir orada değişebiliyor, hiç düşünmediği bir alan gündeme gelebiliyor. Malumunuz çok sayıda tercih yapabiliyor öğrenciler. Daha doğru tercih yapması konusunda da biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki bize biraz Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nin tarihinden bahsedin diyeceğim korkarak. Çünkü nereden başlayıp nereye kadar getirirken neleri vurgulayacaksınız bilmiyorum. Şunu söyleyeyim, hani Türkiye'de belki de yani sadece İstanbul demeyelim değil mi? Türkiye'nin dört bir yanından insanın şifa bulmaya geldiği bir hastane aslında kökeninde. Elbette öyle. 1845'te hastane Bezmi Alem Valide Sultan, Valide Sultan'ın bir rüyasıyla ortaya çıkmış bir sağlık kuruluşu ve o dönemden beri de aralıksız sağlık hizmetini sürdürmüş ama aynı zamanda eğitimi de sürdürmüş. Çünkü her zaman bir klinisyen yetiştirme alanı da olmuş. Sonrasında da hep tıpta uzmanlık öğrencileri yetiştiren bir ekolden geliyor. Dolayısıyla 1845'ten beri süren bir hastanecilik anlayışı ve eğitim anlayışı da var. Bundan 12 sene önce bunun üstüne ön lisans ve lisans programları da ilave oldu. Daha gençler de aramıza katıldı. Dolayısıyla yaptıklarımız farklılaştı. Biz kendimizi farklılaştırdık ve Türkiye'nin sağlıkçılarını yetiştirmeye gayret ediyoruz. Günde kaç ziyaret oluyordur ortalama hastaneye? Hastaneye sordunuz. Kişinin tek başına geldiği 7000 kişiden bahsediyoruz. Tek gelenin sayısı az, tahmin edebileceğiniz gibi. Biz şey diye bahsediyoruz, bir gün içinde 20 bin kişilik bir hareketimiz o alanda oluyor diye düşünüyoruz. Öğrencilerin de tanık olduğu, içinde yer aldığı bir süreç herkesin, mi bu? Herkesin, hem akademisyenlerin hem öğrencilerimizin, bizle birlikte olan bütün sağlık çalışanlarımızın, bunu sadece o yerleşkemizde, vatan yerleşkesinde olan tıp, diş, eczacılık fakültesi diye düşünmeyin. Eyüp Sultan yerleşkesinde olan sağlık bilimlerindeki hemşirelik öğrencilerimiz, fizyoterapi öğrencilerimiz, odyolojidekiler ek hizmet binalarında da bu hizmetlerin hepsini devam ediyorlar ve hasta ve hasta yakınlarıyla da çok erken dönemde tanışmaya başlayabiliyorlar. Şimdi sadece mezun olduğunda evet Türkiye'de istihdam alanları var ama sağlıkla ilgilenenler özellikle pandemide de gördük biz bunu. Hani dünyada da ne kadar açık var, ne hangi alanlarda ne yapmak gerekiyor. Biraz böyle girişimciliğin de ön plana çıktığı bir süreç oldu sağlık çalışanları için. Dolayısıyla yurt dışını da hedefliyorsa eğer öğrenci. Benim diplomam geçiyor mu orada sorusu yerinde mi? Yani burada herhangi bir tıp fakültesine Türkiye'de okuduğunda geçmiyor mu? Hani bazen öyle şeyi öne çıkarıyor ki üniversiteler kafamız karışıyor. Ne yapmak gerekiyor? Yani uluslararası dünyanın kapısını açıyor mu bu diploma bana sorusuna? Siz nasıl yanıt verirsiniz? İzin verirseniz iki şekilde cevap vereyim. Aslında sağlık alanında aldığınız diploma bir şekilde bazen daha zahmetli olmak üzere size tüm dünyada kapı açıyor. Ama sizin elde ettiğiniz bir takım etiketler diyelim, aldığınız akreditasyon belgeleri bu işi kolaylaştırıyor. Tamam. Benim fakültelerimde tıp fakültesinde başlayan süreçte eczacılık fakültesi, bu sene diş hekimliği fakültesi ve hemşirelik bölümü bu akreditasyonu aldılar. Bu bir etiket olarak onların diploma ekinde yer alacak. Ama yani üçüncü bir göz tarafından tescillendi ve bir akreditasyon aldı. Hatta tıptaki akreditasyon uluslararası düzeyde de tanınabilen çok değerli bir ekibimiz var. Yurt dışında da bazı bölümlerde, ülkelerde bunu tanıyor. Ama bunun ötesinde başka bir hak daha verdi Yükseköğretim Kurulu bu sene. İlk defa 39 üniversitenin 129 bölümüne Türkiye Yeterlikler Çerçevesi ve Avrupa Yeterlikler Çerçevesi logosunu yapıştırma hakkı verdi. Hmm. Bu da sizin, evet ben Türkiye olarak en üst düzey eğitim düzenleyici kurul olarak, Yükseköğretim Kurulu olarak bu okulun öğrencilerinin iyi eğitim aldığını, arzu ettiğimiz standartlarda, Avrupa standartında eğitim aldığını gösteriyorum dedi. Burada bir sonrası da gelecek bunun. Sadece bizde kalmayacak. Biliyoruz tüm okullar bunu yapıyor ama biz ilk alanlardan olduk. Biz hep öyle söylüyoruz. Biz ilklerin arasındayız diye.
gayretle de bunları yürütüyoruz. Şimdi ilkler demişken bu sıralamalar mevzusu tam da bu zamanlarda üniversite tercihleri öncesi işte üniversite memnuniyet araştırmaları yayınlanıyor. Evet. Zaten hepimizin bildiği işte Times Higher Education sıralamaları biliriz. Hatta Türkiye'den ne kadar az üniversite var, neden bu koşulları sağlayamıyor muyuz diye tartışırız. Bu sıralamalar mevzusu adayın da dikkatini çekiyor. Önceden o kadar değildi. Akademik kadroya yerleşkesi, nerede, bulunduğu şehir gibi soruları ararken şimdi artık akreditasyon, yani işte uluslararası kapıyı açıyor. Mu? Sıralamada neredeymiş? Bunlara da bakıyor. Sağlıklı mı bunlara bakması? İyi midir? Gerçekten fikir veriyor ve sağlıklı. Pek çok platform var aslında. Üniversitelerin eğitimini değerlendiren, çıktısını değerlendiren, mezunların çalıştığı alanı değerlendiren, mezun ettiğiniz doktora öğrencisini, yaptığınız araştırmaları, eğitimin kalitesini, farklı farklı dünyada sıralamalar var. Hepimiz de üniversite yöneticileri olarak burada üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz. Bezmalen Vakıf Üniversitesi de bu sıralamalara girmeye hak kazandığı andan itibaren, çünkü mezun vermeniz gerekiyor, gerçekten hep en başlarda yer aldı. Bir sıralamada URAP var bizim, biliyorsunuz. Orada vakıf üniversiteleri arasında 2000'den sonra kurulanlar da ikinci sırada devam ediyor. Vakıf üniversiteleri arasında dördüncü sırada, beşinci sırada, bazen beş bazen dört oluyor bu. Tıp fakülteleri arasında oldukça iyi bir yerde her sene bu seviye yükseliyor. Ya da memnuniyet anketinde bahsettiğiniz gibi değerli akademisyenlerimizin yaptığı, sadece öğrencilerimizin görüşlerinin alındığı bir sıralamada da benim bu sene çok önemsediğim, yönetsel anlamda, kurumun işleyişi anlamında dördüncü sıraya bizi yerleştirmiş öğrencilerimiz. Bunlar çok iyi geri dönüşler. Bahsettiğiniz Times Higher Education'da evet Türkiye'den ne kadar az var yok vesaire dediğinizde, her bir bu yerleştirme uluslararası skalasında da farklı kriterlere bakıyorlar aslında. Yani birinde yer alınca öbüründe yer alamayabiliyorsunuz. Çünkü bazısı sadece sağlık alanında olmanızı, ben sağlık alanında özelleşmenin çok bir avantajımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü hep aynı şeyi konuşuyoruz. Öğrenciler de aynı şeyi konuşuyorlar. Birlikte çalışacakları meslektaşlarıyla daha öğrencilik yıllarında bir arada olup tartışıyorlar. Bu noktada hemen bir parantez açıp şunu sorsam. Gelen konuklarımız hep şunu söylüyor. İşte diyelim ki sağlıkçısınız ama işte psikolojiden de anlamanız gerekir. İşletme de bilmeniz gerekir. Girişimcilik de bilmeniz gerekir. Artık alanlar kalktı, sınırlar kalktı. Herkes her şeyi bilecek kendi alanı dışında gibi bir vurgu yapılıyor. Bunu soracaktım tam da. Yani orada sadece sağlıkçılar var. Bir yandan evet meslektaşlarınızı tanıyorsunuz ama bu söylemlere bir zıt bir durum da var mı burada? Nasıl yorumlarız? Olmuyor. Çünkü eğitim programının içinde zaten tam da bu bahsettiğiniz yetkinlikleri edinerek çocukları mezun etmek gibi bir hedefimiz var. Ve akreditasyon da zaten oradan geliyor bu hedefleri tamamlayarak. Üstelik bir de sağlık yönetim bölümümüz var. Yani işletmeyle alakalı kısmı da açık arkadaşlarımız. Sağlık bilimleri fakültemizin dekanı da zaten işletme kökenli. Çok kıymetli bir hocamız. Dolayısıyla biz onları da öngörüyoruz. Öte yandan iletişimden bahsediyorsunuz, uluslararası ilişkilerden bahsediyorsunuz. Bunu da sağlayacak ortamlar üniversitede çok fazla var. Hem ulusal misafirlerimiz, hem uluslararası misafirlerimiz, hem akademisyenlerimizle, hem de öğrencilerimizle bir araya gelerek bu iletişimi, bu haberleşmeyi çok erken dönemde başlatıyor. Bunlar da olumlu yönlerimiz. Önemli yani, değil mi? Bir başka alanla iç içe olması, kendini ifade etmesi, yani birbirinden ayrılamaz bir parça zaten. Sağlığın kesişmedi. Mesela mühendislikle ne kadar birlikte yol aldığını gördük şu süreçte. Çok önemli. Teknoloji olmazsa olmaz. Sağlık alanındaki bilgiler artık teknolojiyle de çok daha hızlı üretilmeye, çok daha hızlı farklı alanlarda kullanılmaya başlandı. Bunların en önemlisi de hastalarımızın güvenliği, hastalarımızın tanısının daha erken konması, doğru tedavilerinin yapılması, kaynaklarımızın doğru kullanılması gibi hedefler var. Bunu da teknolojik imkanlarla sağlayabiliyoruz. Hele yeni aramıza katılacak öğrencilerimiz de hep bu tarzda eğitimlerden geliyorlar. Biliyorum ki okullarında kod eğitimi alabiliyorlar, proje yapıyorlar, portfolyo dolduruyorlar. Bunlarla bize geldikleri için bizi de geliştirerek aslında hep birlikte proje yapmaya, daha iyiye doğru nasıl gidebiliriz diye düşünmeye araştırmalarda bulunmaya. Yaşam Elbette. Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü kurdunuz. Ne yapıyor bu enstitü? Sağlık alanına ne gibi katkılar sağlıyor? Bu enstitümüz bizim Beykoz'daki yerleşkemizde yer alan bir enstitümüz ve tersine beyin göçüyle başlayan bir enstitümüz. Yurt dışında olup araştırmalarında belli seviyeye gelen üst düzey araştırmacı olan arkadaşlarımızı, hocalarımızı aramıza kattık. Değişik alanlarda biyoteknolojik ürünler geliştirmek üzere, işte bu aşı çalışmalarını hele Covid'de gördük biliyorsunuz, bir takım aşılar biz tanımladık.
Bunları isimler aldık, yapabildik. Bizim ekipten de arkadaşlar onlara yardımcı oldular. Başka ürünlerin çıkması ve bunun fabrikasyona dönüşmesi, sanayiye karıştırılması gibi gelişmeler de oldu. Ve orada sadece bizim doktor öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz değil, aynı zamanda lisans öğrencilerimiz de kendilerine zemin buldular. Hele bu COVID döneminde uzaktan eğitim olunca arkadaşlarımızın bir kısmı o eğitimi orada araştırma laboratuvarlarına yaptılar. Hmm. Çünkü bir yandan da araştırmalara katıldılar. Zaman zaman öğretimlerini ara verip orada araştırma yapıp sonradan devam edenler oldu. Bir ufuk açıcı yer oldu. Yani sadece bilgiyi üretmek değil, işte ürettiğiniz bilgiyi bir sanayi ürünü haline dönüştürene kadar üniversiteler orada başrolde yer almalı diyorsunuz, değil mi? Kesinlikle. Hatta beklenti de o artık. Hmm. Eskiden belki bu kadar buna önem vermiyorduk. Sadece yazılarımızın çıkması, her bir akademisyenimizin başına düşen yayın sayımızla övünüyorduk. Evet. Hala övünüyoruz. Evet. Ama onun dışında da bu ürettiklerimizin bir ürüne dönmesi, özellikle sağlık alanında, hele pahalı bir sektörden bahsediyoruz. Hı hı. Bu alanda katkı sağlaması en büyük beklentilerimiz. Bu anlamda da pek çok ürün elde edilebiliyor ve bunlarda öğrencilerimizin de katkısı oluyor. Peki tekrar şu uluslararası mevzu meselesine döneceğim. Johns Hopkins'le bir anlaşmanız evet. var. Mesela bu kampüs içerisinde de uluslararası hava nasıldır? Yani uluslararası öğrenciler var mıdır? Biraz hem kampüs ortamıyla bağlantılı da aktarırsanız. Tabii. 39 değişik ülkeden hali hazırda 132 tane uluslararası öğrencim var. Tabii diğer üniversitelerin uluslararası öğrenci sayısına bakınca bu daha az görünebilir. Ancak tıp fakültesi veya diğer sağlık alanındaki fakülteleri öğrenci alırken biraz daha barajlar yüksek olabiliyor. Evet. Ama bunun ötesinde sadece öğrenci düzeyinde değil, tıpta uzmanlık düzeyinde veya yan dal uzmanlık düzeyinde de yurt dışından pek çok kişinin bizde eğitim almaya geldiğini biliyoruz. Bazı bölümlerimiz, ana bilim dallarımız özellikle cazibe merkezi, eğitim merkezi özelliğine sahipler. Ve hemen hemen her hafta bir arkadaşımızı, işte bir hocamızla eşleştirip onların eğitimlerini devam ettiriyoruz. Bu hem onlara bir katkı, bizim elçimiz döndüklerinde ülkelerinde bu hizmeti yaparken, hem de bizim kendi öğrencilerimizle bir araya gelip bilgi alışverişinde bulunmak çok önemli. Hı hı. Çünkü biz hep gözümüzü bizden ileri olduğunu düşündüğümüz ülkeleri çeviriyoruz. Ama bizi de öyle görüp gelenler var. Sağlıkta, oradaki evet. sağlık alanında bizim katkıda bulunabileceğimiz ve değer katabileceğimiz alanlar var. Onları da hep birlikte katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Evet, tıpta mesela değil mi? Yani mesela İran'dan çok gelen öğrenci var bildiğim kadarıyla. Sizin kampüsünüzde. İran'dan var, Almanya'dan var, Avrupa'nın değişik ülkelerinden var. Bir de tıp fakültesi sayısı az olan ülkeler var Avrupa'da. Doğru. Elbette orada kökeni Türkiye'den olan öğrenciler de olunca tercihleri bu tarafa doğru oluyor. Bizden yana oluyor. Peki son dakika Rümeyza Hocam. Adaylara seslenin. Tercih yaparken nelere dikkat etsinler? Arzu ettiklerini dinlesinler. Neye inanıyorlar, neye heves ediyorlar onu dinlesinler. Ama bu sesin gerçekle örtüştüğünden de emin olsunlar. Hmm. Beklentiler çok yüksek, gerçek hayat öyle değilse biraz üzülebilirler. Gene üstesinden gelirler. Çünkü kalbinize, aklınıza koyduğunuz şeyi sonuna kadar zaten takip edersiniz ne olursa olsun. Hmm. Dolayısıyla arkadaşlarının sözü, ailesinin sözü, hocalarının sözü elbette kıymetli. Çünkü onların da bir deneyimi var. Ama inandıkları, gönülden arzu ettikleri bir hedefin arkasından gitsinler doğru yerde. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rümeyza Kazancıoğlu bizimle birlikteydi. Birazdan yine karşınızda olacağız. Programın başında söylediğim gibi Gaziantep'e yolculuğumuz.